Parlamenter sistem çok önemli. Niye çok önemli? Bu sistem şöyle ayaklar üzerine kurulduğunu düşünelim, parlamenter sistemin. Bu ayaklardan birinin dengesi sarsılsa diğeri dengede kalmasını sağlar. Yasama, yürütme, yargı çok önemli ayakları bunların. Ama başkanlık sisteminde iki ayak var sadece. Hatta tek ayak. Şunu buradan böyle devirdiğiniz an o sistemi çok çabuk çökertebilirsiniz. Şey yok yani denetleme mekanizması yok. Biri diğerini denetler, biri diğerini denetler. Böylelikle sağlam ayaklar üzerinde durur. Ama parlamenter sistem olmazsa her şey bir kişinin yedine bırakılırsa sonuç ortada. Demokrasi içinde zaten çok çok önemli o ayakların hepsinin tam anlamıyla Tabii, çalışabiliyor aynen olması. öyle. Şu anda ben şimdi hep konuşmalarımda, sözlerimde şunu söylüyorum. Zaten genel başkanlarımız da işte aslında bunu dile getirdi. Diyorum ki şu andaki siyasi düşüncelerimizin isminin ne olduğunu çok bir önemi yok. Siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Çünkü demokrasiyi kaybedersek siyasi düşüncelerimizi de ortaya koyamayız. Yani şimdi ben CHP'li olduğumu örnek veriyorum. MHP'li olduğumu, İyi Partili olduğumu özgür bir şekilde ifade edemeyecek durumda olursam eğer ileride bunun da bir önemi yok. Bunun da bir anlamı yok. Şimdi demokratik olarak ben özgürce ne düşündüğümü söyleyemeyecek bir ortamda zaten kendi içime kapanacağım. Düşüncelerimi ifade edemeyeceğim. Onun için şu anda genel başkanlarımızın buraya gelmesinin de en büyük verdiği mesaj bu. Yani demokrasiyi kaybediyoruz. Şu anda farklılıklarımız, renkliliklerimizi bir kenara bıraktık. Demokrasi, hukuk ve adaletin peşinden koşuyoruz hep birlikte.